İyi akşamlar sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Debre Belediye Meclisi'nin 17. sıralı oturumunda geri kalan noktaların arasında mevcut olan belediye başkanı vekilinin değiştirme kararı da gündeme gelmiştir. Öte yandan ise bugüne kadar bu görevde bulunmuş olan Arnavutların Alyansı temsilcisi Eugen Sami'nin yerine şimdiye kadar da mecliste kendi görevine devam ettiren Doktor Ekuran Duka tayin edilmiştir. Çoğunluk sağlayan oylar ve oy sayısına ilişkin olarak karar bugün getirilmiştir. Debre Belediye Meclisi'nin 17. sıralı olarak oturumunda geri kalan noktaların arasında belediye başkan vekilin değiştirme kararı da getirilmiştir ve nokta olarak kaydan geçmiştir. Öte yandan ise şimdiye kadar bu görevde bulunmuş olan Eugen Sami görevinden alınmıştır. Bunun yerine çoğunluk sağlamasıyla birlikte bir oy fazlasıyla Doktor Ekuran Duka tayin edilmiştir. Bu karar bugün Debre Belediye Meclisi tarafından getirilmiştir. Bilindiği gibi bu görevde seçilmiş olan şimdi rahmetli olan Rujdi Latın yerine vekil olarak ilk önce Eugen Sami, şimdi ise Doktor Ekuran Duka tayin edilmiştir. Belediye Meclisi kararıyla ilgili olarak getirilmiş karar ileride de geçerli olması gerekiyor. Bilindiği gibi Debre Belediye Başkanlık seçimleri Makedonya Cumhurbaşkanlık seçimleri ile aynı güne uygun öngörülmektedir. İPA fonları tarafından desteklenmiş olan sınırlar her iki tarafındaki vatandaşların ortak projelerine bu sefer Debre Müftülüğü de yer alacaktır. Kendi katkılarına imza atacak olan Debre Müftüsü ve Müftülüğü konusunda bu çalışmalar daha verimli her iki taraf için özellikle olacağına inanılmaktadır. Debre Müftülüğü tarafından yapılmış açıklamasına göre her iki komşu ülke arasındaki makamların işbirliği projelerine de katkıları olacaktır. İPA programları tarafından düzenlenmiş sınır her iki taraftan bulunmuş olan sakinlerin işbirliği ve ortak çalışmaları konusunda bu sefer ise Debre Belediye ait olan ve Debre ve Merkez Jupa için sorumlu olan müftülük tamamen yer alacaktır. Debre Müftüsü Ramazan Has Efendi'ye göre yapılacak olan çalışmalar ve çalışmalar ve projeler büyük fayda getireceğine inanarak kendileri de katkıda bulunacağını söylenmektedir. Öte yandan ise bilindiği gibi özellikle İPA fonlarından desteklenmiş olan sınırlar her iki tarafta bulunmuş olan vatandaş işbirliği projelerine büyük önem verilmiştir ve Avrupa Birliği tarafından bunlara oldukça büyük önem verilmektedir. Ondan dolayı Debre Müftülüğü de bu konuda da katkıda bulunacaktır. Merkez Jupa Belediyesi'ne ait olan Kale Kamu Şirketi'nin çalışmaları gündeme gelmektedir. 9 ay içerisinde 70 bin euroluk borçlar yarıya indirilmiştir. Bunun özellikle indirme sırrını ve çalışmalarını vekil olarak Munir Basri'nin açıklaması vardır. Merkez Jupa Belediyesi'ne ait olan Kale Kamu Şirketi'nin müdür vekili Munir Basri'ye göre tam 9 ay öncesine denk gelmiş olan 70 bin avroluk bir borcu yarıya indirilmiştir ve özellikle ödeme disiplini konusunda alışkanlıkta daha yüksek bir pozisyona getirilmiştir. Munir Basri'ye göre yapılması gerekenler arasında özellikle ödeme disiplini artırmak, bir de güven sağlamaktı. Kendisine göre yapılmış olan çalışmalar artık bambaşka bir duruma getirmiş olan şirketinin ödemeleri, bir de bu borcun yarısıya indirilmesi konusunda beklenen bir olay. Mevcut olan Kale Kamu Şirketi bilindiği gibi iki su borusundan gelmiş olan sularla ilgili olarak dağıtımı ve hizmetleri vermektedir. Hem Luçiş'ta hem de Rosoki'den gelmiş olan sular Merkez Jupa'ya gitmektedir. Bilindiği gibi 2016-2017 yılı ile ilgili olarak birçok maaşlar bruto ve neto olarak ödenmiştir. 2018 yılı ile ilgili olarak geçici müdürü olarak Munir Basri'ye göre 2018 yılı tamamen bruto olarak maaşlar ödenmiştir ve çalışanlar konusunda herhangi bir şikayet söz konusu değildir. Kale Kamu Şirketi Müdürü Munir Basri'ye göre bu şekilde şirket devam ederse büyük bir ihtimalle kısa bir zaman içerisinde geri kalan borçları da ödeyecektir. Sıcaklığın düşmesine ilişkin olarak özellikle Saçaklı'dan akmış olan suların buzlanması vatandaşları için hem de nasıl büyük tehlike oluşturmaktadır. Ondan dolayı ister şehirlerde ister köylerde özellikle evlerin kenarlarından geçerken aman dikkat.
Evlerin kenarında özellikle saçaklardan akmış olan sıcak havanın değişmesiyle ilişkin olarak buzlar akşam saatlerinde veya sabahleyin büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu bölgemizde özellikle son akşamlarda yaşanan -12 derecelik bir hava sıcaklığı söz konusu olurken buzların oluşması zaten vazgeçilmez oluyor. Fakat bütün bunlar özellikle tehlikeli bir şekil kazanarak saçaklara asılmaktadır ve burada yer bulmaktadır. Ondan dolayı ister şehirler ister de köylerde aynı tehlike yaşanabilir. Ondan dolayı vatandaş özellikle kaldırımdan geçerken bunlara dikkat edecektir. Aksi durumda beklenen neticeler çok kötü olabilir. Ondan dolayı vatandaş bu konuda mevcut olan bu çalışmalara ve dikkat etmeleri konusunda önceden bilgilendirilmektedir. Mevcut olan durumlar ancak önleme mekanizmalarına yol açmaktadır. Makedonya'dan gelen haberlerine göz atmış olalım. Özellikle Makedonya Cumhurbaşkanlık seçimlerinden önce Antikorupsiyon ve Rüşvete Karşı Komisyon'un hem oluşturulması hem de özellikle yasaların tasarlanması konusunda Makedonya Adalet Bakanı Renata Deskoska'nın açıklamaları vardır. Öte yandan ise Makedonya ile Yunanistan arasındaki imzalanmış olan Prespa Anlaşması sadece Makedonya Meclisi'nde tartışılan bir konu değildi. Aynı zamanda Yunanistan parlamentosunda da tartışılmıştı. Konuydu. Fakat orada özellikle Çipras'ın hükümeti bu sefer de kendi güvenini alarak kendi çalışmalarını tazelemiş oldu. 151 milletvekiliyle tamamen oy güveni almıştır. Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanı Renata Deskoska, rüşvete karşı komisyonun oluşturulması ve buna ilişkin olarak bazı yenilikleri ve bununla ilgili olarak zaman zarfları beyan edilmiştir. Kendisine göre önümüzdeki özellikle seçimlerle ilgili olarak antikorupsiyon denilen komisyonun kurulması ve buna ilişkin olarak getirilmesi gereken Avrupa Birliği yasalı önerileri de gündeme gelmiştir. Kendisine göre bu komisyonun kurulması ve yasalara uygun olarak çalışılması mevcut olan tarihler aslında Cumhurbaşkanlık seçimlerden önce bitmesi gerektiğini dile getirmiştir. Buna ilişkin olarak partilerin maddi durumu, maliye durumu ve mevcut olan özellikle gelirler konusunda daha iyi bir disiplin geçirilmesi konusunda da kararlı. Mevcut olan yasalar Cumhurbaşkanlık seçimlerinden önce gelmeleri gerekiyor. Yunanistan Başbakanı Tsipras hükümeti güvenini tazelemiştir. Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan Prespa Anlaşması'nın ardından hükümetten çekilen Kamenos'un ardından Tsipras meclisten güven oyu istedi. İki günlük tartışmaların ardından dün akşam mecliste oylama yapıldı. Tsipras hükümeti 151 milletvekilinin oyunu alarak güven tazeledi. 148 milletvekili ise Tsipras hükümetine karşı oy kullandı. Kürsüden yaptığı konuşmasında güven oyu talebini bulunarak tarihi öneme sahip gelişmeleri tamamlayak amacıyla risk aldığını belirten Tsipras, hükümetinin hata tamamlamamış olan kritik konularında ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Vekillerin tam güveni alarak Ekim 2019'a kadar ilerlemek için çoğunluğu ihtiyacımız var diye ifadelerini kullanmış oldu. Demek ki Tsipras bu sefer de hükümetiyle ilgili olarak güveni tazelemiştir. Kosmos sahibi Fiat Tsanoski kendisine yapılmış olan zararı 40 milyon avro olarak öngörmektedir. Bilindiği gibi bu dava epeycedir özel yetkili savcılar tarafından yürütülmekteydi. Özel yetkili savcılık tarafından Kosmos binasının yıkımı ile ilgili başlatılan TNT isimli soruşturmanın hukuki süreci tamamlamıştı. Bu soruşturma kapsamında yürütülen dava kapsamında eski başbakan Nikola Gruevski, eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Mile Yanakiyevski ve eski Gazibaba Belediye Başkanı Tony Trajkovski hakim karşısına çıkmıştı. Bazılar ise konuyla ilgili olarak hala yargı ve araştırma süreçlerinin arasında tamamen kendileri Makedonya'da olmadığından dolayı davalar devam etmiştir. Gruevski ile Yanakiyevski siyasi nedenlerden dolayı Fiat Tsanoski'ye ait Kosmos binasının eski belediye başkanı Trajkovski'ye yıkım emrini vermekle suçlanmıştı. Diğer taraftan ise mevcut olan davanın neticesinde sahibi Fiat Tsanoski'nin bu hasar görmesiyle birlikte zararı 40 milyon avroya değerlendirmektedir. O şekilde kendisi de bu paranın ödenmesi konusunda talepte bulunacağını bildirdi. Evet sayın izleyenler, haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı akşamlar efendim.